İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör Rasmus Paludan bir kez daha İslam'a saldırdı. Bu kez kendi ülkesinde Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e el uzattı. Bir cami Türkiye ve Rusya büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Türkiye provokatör Paludan'ın eylemlerine sert tepki gösterdi. Danimarkalı İslam düşmanı ırkçı provokatör Rasmus Paludan, İsveç'ten sonra bu kez kendi ülkesinde provokasyon yaptı. Paludan ilk olarak Kopenhag'da bir caminin önüne gitti. Yanında getirdiği Kur'an-ı Kerim'i cuma namazı sonrası yaktı. Etrafında polis koruması vardı. Çirkin eylem yaklaşık 40 dakika sürdü. Irkçı provokatöre bölgede toplanan Müslümanlar tepki gösterdi. Paludan daha sonra ikinci provokatif eylemi için Türkiye Büyükelçiliği'nin önüne gitti. Yine polis koruması altındaydı. Büyükelçilik binası hoparlörlerinden Paludan'a tepki olarak mehter marşı çalındı. Provokatör Paludan, Rusya Büyükelçiliği önünde de Kur'an yakacağını açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kur'an yakma provokasyonunu ifade özgürlüğü olarak değerlendiren NATO'ya tepki göstermiş, Müslümanların kutsal kitabını yakmak ifade özgürlüğüne girmez demişti. İsveç vatandaşı Çeçen sporcu Hamza Chimaev de Paludan'a terörist demişti. Rusya Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an yakıldığını duyurdu. Ancak eylemcinin kimliği belirsiz. Danimarka makamları, insanların duygularıyla alay eden eylemlere göz yumuyor açıklaması yapıldı. Dinler arası nefretin körüklenmeye çalışıldığı savunuldu. İsveç'ten sonra Danimarka'nın da Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eyleme izin vermesi Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Yapılan açıklamada ırkçı eyleme sert tepki gösterildi. İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun Danimarka'nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz denildi. Rasmus Paludan geçen hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İfade özgürlüğü kisvesi altında skandal eylemlerini sürdürüyor. Paludan, Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay verene kadar çirkin provokasyonu sürdüreceğini söylüyor.